ve birçok konu üzerine konuşacağız. Gördüğümüz gibi masanın üstü görüyoruz yani masanın üstünden. Evet. Bayağı bir şeyler konuşacağız. Evet, çok şey var. Fakat şundan bahsetmek istiyorum ben. Biliyorsundur, İbrahim Bey'i de daha önceden tanıyorsun. Hayatınızı okuduğumda çok ciddi rahatsızlıklar geçirdiğinizi, evet, değil mi? Doğru. Ve bundan başlayarak bitkisel çözümler ürettik. Evet. 13 yaşında romatizma, yumuşak doku romatizmasına yakalanmış. Evet. Evet, şu gördüğünüz kitabı da. Tam siz konuşurken ben de hemen böyle kitabı göstereyim. Siz hiç rahatsız olmayın. 13 yaşından 26 yaşına kadar yumuşak doku romatizması nedeniyle belime 3 metre uzunluğunda kuşak sarmak zorunda kaldım. Dedeler gibi eğilip bükülemiyordum. Oklava yutmuş gibi oluyor kişi. Öğlene doğru yavaş yavaş rahatlıyor, açılıyor. Baktım ki modern tıbbın kimyasal ilaçlar yuttukça gastrit, ülser, mide. Evet. Mideye zarar veriyor, karaciğere zarar veriyor, bağırsaklara zarar veriyor. Kullanmış olduğunuz bütün ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor, zararlı bakteri ve mantarları azdırıyor. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller bağırsakları yıkıyor. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa ne olur? Yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalır, histamin oranı çoğalır. Histamin oranı yükselirse ne olur? Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborreik eksem gibi çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Ve karaciğer yağlandığı için bağırsaktan gelen toksik maddeyi artık aratamaz. Kanda dolaşan toksik madde hangi organa depolanırsa orada problem çıkarır. Ben bununla ilgili araştırmalar yaptım ve sonunda hamdolsun, evet, şu gördüğünüz ürünü ve buradaki ürünleri ürettik zamanla. Sistemi, evet. Sistemi. Peki İbrahim Bey, mide bölgemizde oluşan hastalıklar hangiler? Gastrit, ülser, reflü gibi rahatsızlara karşı dünyada en etkili ürün lahana, bildiğimiz lahana. Fakat bunun birleşiminde binlerce vitamin, mineral, enzim, lifli madde var. Fakat çok az miktarda tiosiyanat var. Tiosiyanat tiroid bezine iot akışını engeller. İot oranı azalırsa guatra sebep olur. Bu nedenle bunun yan etkisinin giderilmesi gerekir. Biz bunun yan etkisi ortadan kaldırdık. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan klinik araştırmasında Profesör Doktor Cerny, Profesör Doktor Wester, Profesör Doktor Miller, Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde gastrit, ülser, reflüyü 3-4 hafta, 3 veya 4 haftada tedavi etmişlerdir. Biz bunu daha etkili hale getirdik. Bunda kırmızı lahana suyu mu var? Onun için mi bu? Kırmızı lahana, beyaz lahana, 19 çeşit. Sizin? Lekelendi mi bir daha çıkmaz. Bu arada biz İbrahim Bey'le de programlar yaptık. Biliyorsun. Geçen yaz en son bir televizyon, evet, kanalına gelmişti, konuk etmiştim. Ondan beri çok çalışmış bu arada İbrahim. Şimdi bu da tonik mide için. Diğeri de şu gördüğünüz kırmızı da. Bununla bunun arasındaki fark. Ben yardım edeyim. Evet. Aman dur. Tamam. Yapışmış. Şimdi bunun diğerinden farkı cemre tonik, Gökçek tonik, cemre tonik. Bu cemre dememizin sebebi şu: Himalaya tuzu içerir, diğeri bu içermez. Himalaya tuzu. Bunda yok. Himalaya tuzu yok. Bu böbrek yetmezliği. Açtı Seda, zayi oldu şu anda sizde. Evet. Tadına mı bakacaksınız? Hayır, tadına bakabilirsin. Ben bir tadına bakayım. Kokusuna baktım tamamen. Neymiş lahana tadı? Sanki böyle bir şalgam suyu edası, evet, var bunda. Evet, şalgam suyu üstümüze gibi dökülmesin. Ay, bir şey söyleyeyim mi? Şahane bir tadı var. Evet. Çok güzel. Kokusu da tamamen şey. Bunun birleşiminde koruyucu madde de bitkisel. Bunu nasıl içiyoruz? Melisa, günde 3-4 defa bir su bardağı içtiğinizde en ağır gastriti 3-4 haftada, ülseri 5 haftada, pangastrit bütün mideyi yara kaplamış olsa dahi iyileştirir. Çok enteresan bir şey bu gerçekten. Evet. Aslında içinde sirke var, mideye zarar verirmiş gibi geliyor insana. Bu klinik araştırması var, belge var, mutlaka, bilgi var. Mutlaka. Evet. Evet, buyurun. Şimdi mesela şu gördüğünüz bitki üzüm değil. Şöyle. Ben asistanınız oldum bugün. Şöyle göstereyim. Yelpaze palmiyesi. Bu meyvesi şu. Çıkarayım, göstereyim. Aman. Bunu biraz yakından alabilir miyiz arkadaşlar? Bu size yaprağı, bu gördüğünüz meyvesi. Bu meyve biraz hurmaya benziyor sanki. Hurmaya benzer. Hurmaya. Yelpaze, sokaklarda gördüğümüz yelpaze palmiyesinin cücesi, küçüğü. Öyle cüce palmiye denir. Peki yiyebiliyor muyuz? Şimdi mesela ben bundan koparsam yesem olur mu? Hayır, taş gibi sert bu, yenmez. Öyle mi? Peki çok zehirli mi? Hayır, zehirli değil ama yenmez. Dişinizi kırar. Yok, mümkün değil. Çok gerçekten sert, çekirdek gibi böyle kırılmaz. Ha, çok, evet, çok sert, yenmez. Bu ne olur? Biz bunun ekstraktından çok özel bir ürün ürettik. Nedir bu? Sabal Forte. prostat rahatsızlığı olanlar için dünya çapında 100'den fazla klinik araştırması yapılmıştır. Sevgili izleyenler, bunun ismini biz söylemedik. İbrahim Bey'in kendisi söyledi bu arada. Şöyle yandan gösterelim. Bu bitkinin adı mı? Evet, evet. Ha, Sabal. Sabal. Ha, tamam, bitkinin Sabal adıysa ha, problem yok. Adı. Sabal zerruta. Söylemedik İbrahim Bey söyledi diye. Bu 100'den fazla klinik araştırması yapılmış, 60.000 prostat rahatsızlığı olan hasta tedavi edilmiştir. O kadar. Prostat rahatsızlığına karşı 3 bitki çok önemlidir. 1- Yelpaze palmiyesi, 2 yakotu, 3 ısırgan kökü. Neden? Çünkü bu meyvenin birleşiminde sterol denen bir madde var. Erkeklik hormonu testosterol, bu dihidrosterola dönüşür. Dihidrosterolu, evet çaylarımız geldi. Evet çaylarımız da geldi bu arada. Tabii. Haftaya da kahvelerimiz inşallah. Tabii tabii, biz böyle şey gibi, ev oturması gibi düşünün. Sedacığım alırsan benim kolum kopmayacak. Şimdi 2 çeşit hormon, enzim var. Bunlardan reduktaz erkeklik hormonunu dihidrosterole dönüştürür. Aromataz denen enzimse erkeklik hormonunu kadınlık hormonuna dönüşür. Yani testosterol kadınlık hormonuna dönüşürken prostat büyür. Anormal bir durum ortaya çıkar. Evet. Bunun birleşimindeki sitosterol bu enzimleri frenler. Prostat büyümesini önler. O zaman biraz östrojeni mi yükseltiyor? Yani kadınlık hormonu. Erkeklerde kadınlık hormonu yükseliyor prostatta. Tabii. Bu da prostat anormal bir hormon olduğu için uymuyor. Büyümeye başlıyor. Prostat büyümesi. Ha, östrojen yükseldiği için mi prostat büyümesi meydana geliyor? Biz bunu doğal olarak bu ürünle hamdolsun tedavi ettik. Çok şükür. Evet. Şimdi fakat kişinin mesela bağırsaklarında problem varsa, mantar varsa, mantarları yok etmezseniz birçok alerjik hastalığı, karaciğer rahatsızlığı, şeker hastalığını tetikler. Hı hı. Bağırsakları tedavi etmek şart. Bunun için ne gerekir? Bunun için de şu gördüğünüz aloe vera. Hmm. Aloe vera'nın birleşiminde 12 çeşit vitamin, 22 çeşit enzim var. Evet, koparıyorsunuz. Evet. Kopardım ben bunu, benim bizim köyde var. Şu şeyini yüzüme ben bir sürsen bir yara ol Sedacığım, o yüzüm. Bir kabar, bir şiş. Tabii haber spikerliği yaptığım dönemde bütün yara şeklinde çıkmıştım. O yüzden öyle kafalarına göre sürmesinler değil mi sevgili izleyenler? Benim gibi yapmasınlar. Ben sürüyorum. Yani. Bak bunu şöyle bir damlasını fazla sizin galiba sizin sürdüğünüz şu büyük aloe veralar var. O aloe vera değil. Ha, değil mi? Agava. O sürülmez. Eyvah. Aloe vera sürülür. Tamam. Agava ayrı, aloe vera ayrı. Aslında biz şu anlamda şunu da söylemek lazım. Mesela kekik diyoruz. Ya 500 tane kekik çeşidi var değil mi? Hani bitkilerden bahsederken, bitki adı verirken kekik tabii dediğimiz zaman tek tip kekik gibi düşünülüyor. 40 çeşit aslında aloe vera var. Sadece bunlardan aloe vera barbadensis. Hı hı. Aloe vera barbadensis bu gördüğünüz şifalı olanı. Diğerleri tıpta kullanılmaz. Hı hı. Tıbbi maksatla kullanılmaz. Hı hı. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Louis Pauling Enstitüsü'nde yapılan klinik araştırmasında bağırsaktaki mantarı yok ettiği, besin alerjisini önlediği, eksemayı önlediği belgelenmiştir. Mısır'da yapılan araştırmada diyabete iyi geldi tip 2. Yani sonradan oluşan şeker hı hı. hastalığına. Hı hı. Hı hı. İyi geldiği belgelenmiş. Artı şeker hastalarında ortaya çıkan baldırda, bacakta, ayaklarda iyileşmeyen yaralara diyabetik ülser denir. Diyabetik ülseri de iyileştirmiştir. Diyabetik klinik araştırma var. Hiroşima'ya atılan atom bombası birçok bitkiyi vesaire yok etmiş. Evet. Evet. Bununla da ilgili şurada çok enteresan bir bitkimiz var. Ginkgo, bu Japonya'da yetişir. Biloba. Ginkgo biloba. Buna beyin ağacı da diyebiliriz. Beyine benzer. Allah Allah. Beynin fonksiyonlarını artırır. Kulak çınlamasını önler, hafıza zafiyetini önler, bunamaya karşı etkilidir. Ama tabii biz bunu ginkgo biloba'yı böyle ot gibi alıp yemeyeceğiz. Ot sizin gibi alıp tablet haline getirdiklerinizden tabii, faydalanır? Ot gibi yiyebilirsiniz. Ya, yiyebiliriz, o ayrı ama şimdi bunu rokat kim adında. Allah aşkına ya? Kim bunu şey yapar, alır da şey yer? Rokat adında. Fakat bunun birleşimindeki etken madde çok az olduğu için güzel. Tadı evet. güzel. Buyurun siz anlatın. Bu arada az. İbrahim Bey şöyle bir özelliği var. Senin ilk kez konuk ediyorsun. Kendisi konuşmaz. En sonunda da bana bir şey anlattırmadınız der. Evet doğru. Şimdi ginkgo ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Yapılan klinik araştırmalarda kulak çınlamasına karşı iyi geldiği belgelenmiştir. 1. Erken bunama rahatsızlığı olan Alzheimer, demans hastalığını iyileştirdiği belgelenmiştir. Toplam 10.815 demans yani bunama rahatsızlığı olan insanlar tedavi edilmiştir. Dünya çapında. Dünyada en çok satılan ürün ginkgo'dan yapılan damlalandırıcı kapsüller. Bu bizim üretmiş olduğumuz Ginkgo forte'nin diğerlerinden farkı alıç ekstraktı içerir. Damarların iç yüzeyindeki plakları çözer. Alıç demişken kalbe geçtik. Evet. Konudan konuya. Evet. Hocam peki gastritle ülser arasındaki nasıl bir fark vardır? Ben merak ederim yani tam anlamıyla anlatmak istersek. Gastrit iltihap, ülser yara. Yani bu Latincesi. Türkçesi böyle. Yani mide iltihaplanması. Gastrit, ülser, midenin yara olması. Budur. Şimdi şurada başka bir bitki tanıtayım size. Şu gördüğünüz alıç. Başka yiyecek bir şey var mı hocam? Yayından sonra yemeği iptal edelim arkadaşlar. Evet var. Papatya var. Bu alıçta böyle yeniyor mu? Az yiyebilirsin fazla değil. Bir şey olmaz. Yemeyeyim o zaman. Şimdi bu alıcın yaprak ve çiçeği kullanılır. Meyvesi değil. Meyvesi çok küçük. Neyin? Alıcın. Alıcın. Bu yani olgunlaştığı zaman şimdi ham. Eylül'de. Bununla bu aynı kırmızı, şey mi? Aynı. Bu taze filizi, bu geçen seneki filiz. Ha, nasıl bu gelecek sene. Filiz? Bu gelecek sene meyve verecek. Tamam, bu eski dal. Neredeyse rezil oluyordum. Tamam, şimdi anladım. Yaprak ve çiçeğin birleşimindeki etken maddelere flavonitler denir. Flavonitler alıcın yaprak ve çiçeğindeki flavonitler damarlar açar. Damarların iç yüzündeki plakları çözer, temizler, arıtır, gençleştirir. İsterse kişinin koroner kalp yetmezliği olsun. Mesela kalp damarları tıkanmış dahi olsa %80, %90 stent takılmasına gerek yok. Selahattin Bey aradı bizi, dedi ki kim o? Bir hasta. 2 defa stent takılmış kalp damarları. 3. defa tekrar ameliyat olmak istemiyorum. Var mı bunun çözümü? Var dedik. Nedir? İksir, aloe vera jel, alıç forte, damar çayı. Peki gönderin kullanalım. Gönderdi, kullandı. 6 hafta sonra problem kalmadı. Alıçla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. 3664 hasta üzerinde ağır kalp rahatsızlıkları olan ve bunların hepsi alıçla tedavi edilmiştir. İbrahim Bey hemen burada numaralarımızı verelim mi? Hastamız aradı dediniz ya. Hemen aklıma geldi. İbrahim Gökçek ulaşmak isterseniz 0212 alan koduyla 621-21-65 nolu numaradan ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. İbrahim Bey şey soracağım. Bu mevsim tam alerji mevsimi ve bizim evde yani 3 kişi alerjik astım ve inanılmaz öksürdüklerini görüyorum. Her türlü alerjinin 2 sebebi vardır. Aslında tek bir sebep. Histamin kortizon dengesinin bozulması. Böbrek üstü bezeleri kortizon, mastelin dediğimiz ana hücreler histamin salgılar. Vücudun salgılamış olduğu histamin, kortizon dengededir. Nanogram dahi eksik veya fazla değil. Fakat kişi aşırı kimyasal ilaç kullanmışsa, antibiyotik, antihistaminik, antidepresan vesaire bağırsaktaki faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakar. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa yağ tabakası oluşturur. Bağırsak kendini korumak için yağ tabakası nedeniyle bağırsak yeterince enzim salgılayamaz. İnce bağırsak 3 ila 4 litre enzim salgılar. Bu enzimlerden biri de diamino oksidazı. Bu enzim karaciğerde, böbreklerde, akciğerlerde depolu bulunur. Ne işe yarar? Histamini minimum seviyede tutar. Bu enzimin azalması, histaminin sürekli yükselmesi demek. Bu da kişide polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborreik eksem gibi alerjik hastalıklar, deri hastalıkları, bağırsak rahatsızlığını tetikler. Biz bununla ilgili 19 yıl çalıştıktan sonra aloe vera jel, bu gördüğüm biraz önce bahsettiğim bu aloe veradan aloe vera jel diye bir ürün ürettik. Bunun birleşiminde 19 çeşit bitki var. Antihistaminik özelliği mi var yani bu aloe vera jeli? Hayır, mantarı yok ediyor. Mantar yok oldu mu Tekrar ince bağırsak yeterince enzim salgılamaya başlıyor. Enzim oranı azalıyor, histamin oranı düşüyor ve alerji problemi bitiyor. Ben kendim 17 yıl alerjiyle uğraştım. 2 evet, yıl, 2 hafta, 2 ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Et yediğim zaman uyuz gibi kaşınmaya başladım. Uzun bir süre değil mi? Uzun bir süre tüketememişsiniz hatta. 17 yıl et yemedim. 17 evet. yıl polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım. Bir gün benim büyük oğlumla camiye gittik Cuma'ya. Namaz kılmak için namaz kılamadık. Nefes alamadım. Alerjik bronşiyel astım. Dedim hadi gidelim. Baba namaz kılmadık. Çocuk anlamıyor. Dedim ben ölüyorum ya. Namaz şimdi sırası mı düşüp bayılacağım? Bak rezil olacağım. Onun için siz daha çok mide ve bağırsak sistemi üzerine şey yapıyorsunuz. Bütün hastalıkları tetikleyen mantardır. Bu hastalıkların %90'ı bağırsaklarda. Bugün 50 yıl öncesinde bizim köyde biri hastalanmıştı. Aa Dursun Bey hastalandı, Dursun Bey hastalandı. Hep onu konuşurlardı. Başka hasta yoktu 50 yıl önce. Şimdi köye gidiyorum, hasta olmayan insan yok. Kronik böbrek yetmezliği, tansiyon, kolesterol vesaire vesaire. Neden? Bir, insanlar aşırı ilaç kullanıyor. İki, tarlaya, bahçeye, dağa, taşa kimyasal ilaç serpiyoruz. DDT'ydi, göz taşı dediğimiz kimyasal ilaçlar. Ne yapıyor bu kimyasal ilaçlar? Tahıla zarar veriyor, bitkiye zarar veriyor, meyveye, zepsere zarar veriyor. Mesela eskiden köyde güzel bir ırmak var bizim köyün içinden geçen. Vatandaş ırmağın içine girmeden taşların dibine elini sokarak balık toplardı kova kova. Şimdi bir tane hamsi kadar balık yok. Neden? Aynen. Çünkü atılan kimyasal ilaçlar tarlalara yağmur yağınca ırmağa iniyor. Irmaktaki börtü böcek her şeyi öldürüyor. Balık neyle beslenecek? Beslenecek böcek yok. Ölüyor. Biz tabiatı öldürüyoruz. Doğayı öldürüyoruz. Yani doğayı korumamız, tabiatı korumamız gerekirken yok ediyoruz. Tekrar doğal yaşama dönmemiz gerekir. Kimyayı bırakmamız gerekir. En tehlikeli şey de bilinçsizce antibiyotik kullanarak yapıyoruz. Bu da bağırsaktaki normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Bunun %99'u faydalı. Vitamin üretirler. Bunlar azaldıkça mantar çoğalıyor. Mantar çoğalıyor. Histamin oranı çoğalıyor. Bu da alerji sebebi oluyor. Şimdi size bir başka bitkiden bahsedeyim. Tamamıyla yok edebilme durumu var mı bitkilerle? Her türlü alerji. Her türlü alerji. Her türlü alerji. Tamamıyla yok edebilme. Tamamen yok. Tamam. Peki ne kadar süreçte kullanılmalı? Yani bir kronik veya akut oluşuna göre değişir. Kiminde 2 ayda iyileşme olur, kimi 4 ayda. Kronik veya akut oluşuna göre kişiden kişiye de değil. Tabii değil. Çok güzel. Bu gördüğünüz çoban çantası otu. Şu çok narin çiçekleri var üstte. Bunlar da çoban çantasına benzeyen keseleri. Keselerin içerisi tohum dolu. Bu hemoroid yani basura karşı dünyada en etkili bitki. Şimdi günümüzde insanların %70'inde hemoroid var ama kimse bende hemoroid var diyemez. Evet. Utanır, sıkılır, ayıp olur ama rahat oturamazlar, rahat yaşayamazlar vesaire vesaire. Buna karşı biz ne yaptık? Çoban çantası forte diye bir ürün ürettik. Kullandığı zaman kişi problem ortadan kalkar. Fakat en önemli ürün şudur. Bu nedir? Sistem hocam. Sarı kantoron forte. Depresyon, stres, üzüntü, sıkıntı, korku, gerilim, iç huzursuzluk, panik atak gibi psikolojik rahatsızlara karşı sarı kantoron dünyada en etkili bitkidir. Bu saydığımız hastalıklar yani stres, sıkıntı vesaire hastalıkları da doğuruyor aslında. İşte midede mesela değil mi stres? Tabii. Ya da işte bağırsakta. Stres değil mi? Etkilidir yani. Tabii hocam. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar oradan yırtınıyorlar yayının sonuna geliyoruz diye. Sizin bitkilerle hangi hastalıklara çözüm bulduğunuzu da bize böyle sırayla sayar mısınız? Evet. Çözüm olmayan hastalık yok. Çözüm sadece bulmayan. Mesela yakotu dedim, sabal, prostata, alıç, kalp damar, tansiyon, sarı kantoron, depresyon, stres, üzüntü, sıkıntı, korku, panik atak. O zaman dikkat edin. Her hastalık tedavi edilebilir. Lokman hekim biliyorsunuz ölümsüzlüğe çare buldu. Allah canını aldı yani. Ona göre efsaneye göre bu böyledir. İbrahim Bey çok çok teşekkür ederiz. Herkes ölecek. Bizi aydınlattığınız için çok çok teşekkür ederiz. İbrahim Bey'e ulaşacağımız numaraları bir kez daha vermek istiyorum. 0212 alan koduyla 621 2165'ten İbrahim Bey'e ulaşabilirsiniz. Söyleyeyim, başında söyledim yumuşak doku romatizması demiştim. Fibromiyalji her türlü romatizma, artrit, artroz, ankiloz, spondilit, fibromiyalji tedavi etmek mümkün. Biz bunun ham maddesini şeytan pençesi kökün Afrika'dan getiriyoruz. Tedavi değil, problem değil. En ağır romatizma. Tamam. Çok kemik erimesini. Maşallah. Çok güzel. Maşallah aynen hocam. Öyle. Çalışmalarınıza devam edin lütfen. Bizler için çalışıyorsunuz. İnşallah. Çok çok teşekkür ederiz İbrahim Bey. Esra, evet, sıra bana mı geldi? Evet artık.